Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bir cumartesi daha yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Berna Hocam bizimle beraber çok güzel, küçük ama çok gerekli, hemen böyle ufak tefek şeylerimizi toparlayabilecek düzenleyiciler yapacak. Yanı sıra Şeyma bizimle beraber. Şeyma da kanevçe transferini havluya nasıl yapılacağını, havluya yapacağız değil mi Şeyma'cığım? Evet, havluya yapacağız. Tamam, en başından nasıl yapacağımızı gösterecek. Evde yapmak isteyenler dikkatle izlesin bence. Yıllar önce çok gösterdik ama çok uzun zamandır yapmıyorduk. Bir de havlunun üzerine hiç yapmadık herhalde şimdiye kadar biz. Ben de hatırlamıyorum. Genelde başka şeylerin, kumaşların üzerine yapıyorduk. Berna Hocam'la başlayalım. Ondan sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet, Berna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, sağ olasın. Ben de iyiyim. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Hakikaten ya. İnsan ne bileyim yani sevdiğin işi yaptığın zaman mı böyle oluyorsun? Yoksa herkes işinde böyle mi bilmiyorum yani. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten. Yani herkes iş yaparken bu kadar mutlu olmayabilir. Sevdiğin işi yapınca değil mi? Evet. Sevdiği ve mutlu olacağı amin, iş versin. Amin, amin. Doğru söylüyorsun. Çünkü daha bahçeden ayağımı, adımımı attığım andan itibaren bana burada bir acayip enerji geliyor. Evet Berna'cığım, düzenleyici dedim izleyicilerimize. Nasıl bir düzenleyici olacak bu? Şimdi bu tarz küçük şeyler hayatımızda gerçekten kolaylık sağlıyor. Evet. Organizerler, düzenleyiciler. Yani en basitinden bakın şu tığ çantamı yıllardır kullanıyorum. Evet. İşte altı üstü bir yumak. Yani renginin değişik olduğuna bakmayın. Tığları çıkartıp tartalım. Dur, bir yumaktan ekranda çıkan şu anda. Bir şey. Ama benim için çok pratik. Biraz önce de konuşuyorduk. Hani Türkan Hocam bir şey yapsa kırk yamadan yapardı. Evet. Berna Hocam örgüden yapmış falan diye. Bu tarz şeyler hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz. Banyo düzenleyicileri, işte koltukların saplarında İşte kumanda, gazete evet. vesaire konanlar. Onu da Şeyma evet. kumaştan evet. mefşat evet. alanından dikti programda evet, bir ara. Evet haberim var dikmişti Şeyma Hocam ama onu biz çok fazla örgüden yapılıyor. Eskiden gazetelikler vesaire örülürdü. Evet. Gazetelik ahşabına. İşte makrameyle. Efendim kenarlarında makrameyle yapılırdı ya da iki kenarında iki cepleri falan da olurdu. Bir şeyler kaybolmasın diye oraya koyardı. Berna'cığım benim genç kızlık zamanımda bu işte... banyoya, lavaboya o taraklarımızı, diş fırçalarımızı koyacağımız şeyleri biz yapardık zaten. Aynen, benim çeyizimde vardı. Aynen. Uzun yıllarda kullandım. Çok da güzeldi. Biraz önce o zaman Berat'la... adı pardon hocam sözünüzü kestim. O zaman adı organizer değildi. Değildi. Şimdi organizer olunca değildi. Moda oldu. Evet. Aynen. Doğru söylüyorsun. Şimdi biraz önce tam olarak hocam yerine bastınız. Berat'la gelirken bunu konuştuk. Abla dedi, bu nerede vardı biliyor musun dedi. Anneannemin ocağının başında vardı dedi. Kibrit koymak çakmağı için. Ile evet, kibriti benim de vardı. Vardı dedi. Evet. O onun içine onu aynen. koyardı. Kibrit. Yavrum dedim şeyin de altında organizer yazıyor ya bizim program postumuzun. Dedim ki anneannem yapınca adı organizer değildi. Biz yapınca adı organizer Evet biraz da öyle oldu gerçekten. Biraz öyle oldu. Aslında hani vardı. Biraz şekli değişti belki. İşte modeli değişti yani, ama kullanımı... Kullandığımız yerler değişmiş olabilir. Onlar yani da değişti tabii ki. Yani televizyon kumandası için bir organizer ama o kadar çok kaybolan bir eşya ki evde. Yok koltuğun evet. altına mı gitti, orasına mı gitti? Hatta halbuki uyurken şöyle içine koyuveriyorsunuz. Evet. Gitti, tamam. Aynen. Yani o kadar. İşte doğru. cep telefonunuz, kablonuz vesaire derken ben şöyle bir şey yaptım mesela. Bunun yapımını anlatacağım. Bunu da burada izleyicilerimizde yayın esnasında yapmaya tamam. devam edeceğim. Hemen telefonuma onu görelim. Evet şu an ekranda. Çok cici olmuş. Bunu ben bayılıyorum hakikaten. Bir oturup da yapıvermedim. Kocaman bir sürü şeyler ördüm. Bir şey söyleyeyim mi? 5 dakikanızı almıyor. Aynen öyle biliyorum. 5 dakikanızı almıyor. Tahmin ediyorum. Bu sabun bezi liflerinin iki kenarına konan plastik halkalar var. Heh. Onun bir büyüğünü kullandım. Ben bunun içerisine tamam. 70 tane sık iğne yaptım. Şu dar yerlerini 2'de çektim. Köşelerini 4'te çektim. Ki böyle hafif daha karemsi oldu. Çünkü altını düze devam edecektim. Bunu arzu ederlerse kapı kulpuna takabilirler.
Kapı kulpuna yani da olur. Şekilde priz, kapı kulpuna. Prize de. Ama prize fişleri taktıktan sonra yani telefonun şarj kablosunu fişe taktıktan sonra direkt onun üzerine konulabilir. Evet. Yani şarj kablosu geçecek büyüklükte bu yuvarlağımız. Telefon da yukarıda kalıyor o zaman. Evet. Sonra aşağıya doğru ördüm ve katladım. Buraya kadar hiç kesmedim. İkinci bir parçayı ördüm. Sadece kısa cep olarak. Cep yaptım. Sonra hepsinin kenarını beraber tığladım. Evet. Bütün olay budur. Çok kolay. Gerçekten hani böyle yarım saat mi sürdü, ne kadar sürdü bilmiyorum. Hani sık iğneyle yaparlarsa birazcık daha uzun sürebilir. Ama ben tekte çekme trabzanla yaptım. O birazcık daha uzun oluyor. Benimki biraz zamandan tasarruf oldu ama şey yerini buldu. Evet, Ali. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hakikaten siz söyleyince aklıma geldi benim de. Benim de vardı ocağın başında kibrit çakma koyduğumuz bir şey. Aynen. Aynen bir cep şeklinde yapılmıştı. Bunlar yeniden gündemde. Hiçbir şey eskimiyor aslında, değil mi? Evet, yani tekrar gündeme geliyor. Yenilenerek gündeme geliyor. Tabii o zaman kalan orlonlarla, söküntü kazak ipleriyle vesaire örülüyordu. Değerlendiriliyordu yani, tasarruf yapılıyordu aslında, o daha makbul bizim için. Ama biz yeni ip kullanıyoruz. Bir de şöyle bir şey var hocam ama yeni iplerin avantajları da şu, ne örecekseniz, nerede kullanacaksanız ona göre bir ip üretilir. Aynen, ona mesela göre siz bana bir, ben sizden şey almıştım, mutfak perdesi öreceğim diye. O yıkadığım zaman yağ falan, hani üzerindeki kir kalmayacağını söylediniz. Aynı bu ip de öyle. Makrome ipleri de kesinlikle, mesela bunun mutfakta kullanıldığını düşünün. Aynen. Yıkadığın zaman tertemiz çıkacak. Diğer eski ipler öyle değildi tabii ki. Öyle normal değildi. Daha çabuk deforme oluyordu. Evet. Bir de orlonların esneme gibi bir problemi var. Yani içine koyduğunuzda salıyordu. Bunlar bundan tabii mümkün şey değil. Mümkün değil. Esneme söz konusu değil. Evet. Yani ne yapalım, biz de şimdi yeniyi kullanıyoruz. Aynen öyle. Öbürü ne olacak? Bu öbürü de cepli organizer olacak. Demiştiniz ya hani banyoda vesaire kullanırdık fırçalarımızı falan koymak için. Yine saç fırçalarını vesaire koymak için kullanabileceğimiz. Bizim banyo gri de böyle, koyu gri dedim, bu yapayım çocuklar. Anladım. Kızlar kullansınlar fırçalarını falan koysunlar. Yani. Şu şekilde askısı olacak. Yayınımızın sonuna kadar tamamlayacağız inşallah izleyicilerimizle beraber. Tamam. Bunu da koton makrome ipten yaptım. 45 ilmek başladım. Arkadan itibaren geldim. Yine bir sıra düz giderek buranın kolay bükülmesini sağladım. Evet. Haroşeyi bir sırada şişle kestim. Şişle mi ördün sen onu? Şişle. Ha, ben şişle. Uzaktan şey zannettim, sık iğne tığla ördüm zannettim. Yok değil. Bu şişle örüldü. Katlama yerine bir sıra düz ördüm. Sonra arzu ettiğim kadar boy, işte fırçalar vesaire girecek kadar. Şimdi bu kısmın bölmelerini de yapacağım. Evet. Askılarını da yapacağım. Askının bir tanesini yaptım. Düğmelerimizi dikeceğiz. Tamam. Sapımız, boncuklarımız inşallah yayınımızın sonuna kadar. Tamam inşallah. Siz hadi geldikçe arada gösteririm. Tamam bakalım. Kolay gelsin o zaman sana. Sağ olun. Hoş geldin Şeyma'cığım, sen de. Hoş bulduk Mukadder ablacığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin, hamdolsun ben de iyiyim. Allah'ım iyilik. Annen ta kaçtı İstanbul'lara. Evet, İstanbul'da bir sergi. Sergi var demişti orada. Evet. Ne sergisi vardı? Bir Kırkyama sergisi varmış. Kırkyama sergisi. Oradan bize fotoğraflar getir dedim ben de hatta İnşallah, ona. İnşallah, evet. Ona gittiler bakalım. Varmışlar. Şu an herhalde geziyorlar. Geziyorlardır eminim. Onlar birkaç kişi. Nezaket hocam, Melahat hocam hepsi beraber Nezaket mi? Nezaket hocam yok. Melahat hocam var, Ali hocam var. Evet, onlar var. Benim bildiğim Miyas hocam var. Oh, bütün hocalar hadi toparlandılar. Bakalım. Güzel modeller getirsinler inşallah. Bugün Kaneviçe transferi dediğim seninle. Evet. Hemen şurada yapılmış havlumuz var. Bunu bir gösterecek miyiz arkadaşım? Onu bir gösterelim. Onu burada keseceksin değil mi? Evet, nasıl bunu nasıl kestiğimi, arkasını nasıl temizlediğimi, nasıl telaladığımı, evet, tabii bunların hepsini göstereceğim. En son sarım aşamasını da göstereceğim, inşallah yetiştiririm. Şahane olmuş, baksana tertemiz. Evet. Sanki oraya işlenmiş gibi. Evet. Ellerine sağlık. Tamam, teşekkür hadi sen ederim. Başla o zaman. Bir göstereyim. Şimdilik bu kanepçem, bunu alırsanız arka temizliğini bir göstereyim. Heh, şu an ekranda. Evet. Bu
her kanepçenin arkası bu kadar net olmuyor. Olmaz. Evet, hepsi doğru. Bu kadar net olmuyor. Hı-hı. Bunun resmen arkasından modelini çıkartabilirler. Aynen öyle. Yani bu bir müşterimin. Hı-hı. Dikkat ederseniz kenarlarda böyle düğümler var. Ben bunları evet. istemiyorum. Makinamın altında beni zorlamasın istiyorum. Ha. O yüzden ben bunları nakış makasımla kesiyorum. Çıkar mı çıkmaz. Ha, ben de diyecektim sökülmez mi? Yok sökülmez. Çünkü arkasına hem yapıştıracağız hem de şey yapacağız. Saracağız zaten dibinden. Evet. İster istemez o ipleri de sarmış olacağız. Aradaki ipleri ve düğümleri hep temizleyeceğim. Temizleyeceksin. Evet evet. Elime gelen bütün düğümlerini temizleyeceğim ki bana problem yaratmasın. Makine ister istemez düğümlere gelince yığma yapabiliyor. Evet. Evet. Ben bir tanesini temizlemiştim. Birini de göstereyim diye bıraktım. Hepsini temizlemeyeceğim burada. İyi yaptın. Bunu ilk defa görüyorum ben. Evet. Bazen gittiğim ortamlara götürüyorum. Arkadaşlar da Şeyma o sökülmeyecek mi diyorlar. Yok diyorum. Bakın sökülmüyor. Merak etmeyin. Evet, şuna da bir elimi dolandırayım. Galiba. Bu da bir ince püf noktası. Evet. Yani bundan bir 10 yıl önce bu yapıştırma teknikleri yoktu. O zaman mecburen kumaşın üstüne koyuyorlardı, öyle sarıyorlardı. Evet. Şimdi bu kanepçemi temizledim. Hı hı. Çift taraflı bir telam var. Şu küllüklerimi şöyle makineme doğru alayım. Onu da göstereyim burada. Bakın kanepçenin de modeli ne kadar güzelmiş. Değil mi? Ekranda harika görünüyor. Şimdi gözüküyor mu bilmiyorum ama buna petek tela diyorlar. Çift taraflı. Bir tarafı kağıt. Galiba gözükmüyor. O ayrılmış halini getirmemiş. Beyaz olduğu için. Evet. Durun şöyle göstereyim. Siyahın yine de belli üstüne. Olur ya büyük ekranda. Ha, içinde şey var. İçinde bir yapışkanı var. Onu göstereceğim. Bilmeyenler için. Evet. Evet, siyahın üstüne koyuyorum. Bak. Evet. Gördünüz mü? Bu yapışacak kanepçeme. Ama bu şu an kağıtlı. Ütüyü kağıdın üzerinde ve ben bir kumaş kullanarak geçireceğim. Ondan sonra keseceğim. Ondan sonra keseceğim. Hmm. Ne deniliyor buna? Bu telaya? Buna kağıt tela diyorlar. Kanepçe için kullanacağım derlerse bulabilirler. Hı hı. Hani bunların ince olanlarına paça telası diyorlar. Hı. Hani onları da kullanıyorlar. Şeyde geçen katıldığımda da onu da anlatmıştım. Evet. Kullanabilirler. Ama bunu kanepçeye geçireceğim. Ona lazım derlerse verirler. Hı hı. Kağıt tela. Kanepçe i̇şte, telası. İnsanların işleri kolaylaşıyor değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Hemen ütümü biraz artırayım. Kağıdım üstte kalacak, yapışkanım kanepçeye geçecek ki evet. kullanacaklar. Araya şöyle bir örtü de serebilirler, bir kumaş parçası da ki ütülerine kenardan ister istemez tela kalabilir, yapışmaz. Yani bu ütü bezi dedikleri olayı burada kullanabilir. Ay, senelerce onlarla ütüledik ya Berna, Şeyma'cığım biliyorsan. Evet. Galiba yapıştırdım. Hemen birinin kesim aşamasını göstereyim. Ondan sonra havluya nasıl yapıştırılır onu tamam. göstereceğim. Bu kadar kısa sürede değil mi? Evet evet. Bu kalan kanepçeleri değerlendirebilirler. Benim getirdiğim örnekteki müşterimin kalan kanepçesiydi. Ben onu ona hediye olarak yapacağım. Güzel. Evet. Onun haberi yok onunla haberi yaptım. Yok. İzliyorsa şimdi duydu yoksa. Evet. İzliyorsa duydum. Evet. Şimdi kamera yaklaşırsa göstereyim. Evet. Şu an sende. Evet. Hı-hı. Bakın arkasına kağıdını çıkarmadım. Bana keserken kolaylık olacak. Çünkü sert bir zemin. Hemen 2-3 milim kalacak şekilde kesecekler ki adım ayarı, makinede genişlik tekrar temizlemek istemiyorum çünkü etrafını. Evet. Çok nadir böyle beğenmediğim yerlerini sardıktan sonra temizliyorum. Kağıdı çıkartırsak? Kağıdı çıkartırsak? Yapışkanı makasa yapışabilir mi? Yapışmaz. Zorlanır mı diyecektim. Neden kağıtla birlikte kesiyor? Daha kolay kesiliyor. Daha kolay kesiliyor. Daha net kesiliyor, daha kolay kesiliyor.
yapışkan. Tecrübeyle sabit. Evet. Yani. Daha kolay kese. Elinizde daha net dönüyor. Bu şekilde. Mutlaka nakış makası kullanmaları gerekiyor. Tabii mutlaka nakış makası kullanacaklar. Bu şekilde kesebilirler. Evet. Bunun hepsinin kesimini göstermeyeceğim. Bakın ben burada kestim. Bu şekilde. Hemen evde de ölçtüm. Acaba yarım milim var mı diye. Değil. Burası hemen 2-3 milim. Evet. O kadar da bir genişliği olacak. Çok güzel. Bu şekilde kessinler. Sen önceden kestin, hazırladın. Evet, ben bir tane kestim. Hemen onu da göstereyim. Bakın. Evet. Kesilmiş hali bu da. Bu kesilmiş arkası hali. Arkası burası. Burası arkası. Evet, şurası önü. Bunu oturtacağım. Burası arkası. Bakın o kağıtlıydı. Şimdi kağıdımı ayırıyorum buradan. Yapışkanım bu tarafta kaldı. Evet. Kanepçemin altında kaldı. Hemen aynı şekilde havlunun üzerine alıyorum. Yıkandığı zaman bu yapışkanlar... Çıksa da problem olmayacak. Saracağız ya zaten. Ha, evet, sarılacak zaten. Doğru. Evet. Saracağız zaten. Göz kararı yerleştirebilirler. Ben mezurumu bulursam ortalayıp da yerleştirebilirler. Hemen bir bakayım. Evet, o ortalamak daha mantıklı benim için. Kanepçemin iki tarafından eşit kalsın. Şöyle galiba. Pardon, şu iğnemi şöyle alayım. Evet. Kanepçemin de tam ortası. Tekrar sıcak ütümü basıyorum. İğneleyebilirler. Kanepçeyi kaydırma korkusu olursa iğneleri sonra çıkartınca bir problem yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. O alttaki yapışkan havluya yapışmasını sağlıyor, evet, değil mi? Evet, evet, havluya yapışmasını sağlıyor. Paçalarda da kullanıyorlar o paçatelasını. Hani dikmezsen o açılma yapabiliyor ama bunu sardığımız için açılma yapmayacak. Sadece bize sarımı kolaylaştıracak. Evet. Yani ne kanepçemiz kayacak. Ne kumaş esneyecek. Ne evet, kumaş esneyecek. Evet. Çoban ne kadar düzgün sarıyorlar artık diyordum. Demek böyle sarıyorlar. Bir püf noktası bu. Hocam şu an ütümün azizliğine uğruyorum. Ütüm istediğim sıcaklığı vermiyor ve yapıştırmıyor. Evet. Isınmadı mı fazla? Isındı. Altı yapıştı ama çiçeklerim istediğim şekilde yapışmadı. Evde sanayi ütüsü mü kullanıyorsun? Biraz daha buharlı bir ütü kullanıyorum. Tam sanayi de değil ama buharlı olunca yapıştırdı. Çünkü ben şeydeki kurstaki ütüyü kullanınca evdeki ütüyü ben de beceremiyorum. Evet, bir şey. Şu an bakın zor yapıştı. Biraz buharlı bir ütü tercih ederlerse, yani yüksek sıcaklıkta yakmayacak şekilde kullanabilirler. Yani evde bu kadar uğraşmıyorum kesin. Ama yapıştırdım. Evet. Yani hediye de götürebilirler. Kendilerine de yapabilirler. Evet, yani kulakları çınlasın. Rabia hocamız şey derdi hep. Diş kirası derdi. Evet. Evine misafirliğe, Osmanlı zamanındaymış herhalde, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama evine misafirliğe gelenlere bir hediye hazırlarmış ev sahibi. Giderken de hepsinin eline birer tane verirmiş. O da güzel. Çağırdım, davet ettim, geldiniz, yemeğimi yediniz, dişleriniz aşındı, yoruldu. O da güzeldi. Bu benim size diş kirası hediyem diye verirlermiş. Evet. Diş kirası olarak yapabiliriz. Ben çok yaparım. Yemeği çağırdığım misafirlere mutlaka küçük vallahi bir şey giderken. Vallahi ne güzel. Çok güzel. Eski gelenekleri sürdürmek çok güzel bir şey aslında. Evet. Şimdi... Küçük bir lokum bir şey yani tam bir diş kirası kadar küçücük bir şey ama yaparım yani. Ne güzel. Evet Şeyma'cığım. Şimdi neyle sarıyorlar? Eskiden şu ayakla sarıyorlardı. Bakın. Ayakları görelim. Evet.
Bakayım. Önceden bu ayakla sarıyorlardı. Şöyle kaldırayım. Evet. Yani ben evlenmeden bu ayakla sarıyorduk. Şimdi? Şimdi yorganlama ayağı dediğimiz böyle bir aparat var. Şöyle yorganlama ayağı. Evet, bakın ayağın ucu açık. Evet. Veya kapalı olabilir burası. Benim makinemki açık. Şu bizim buradaki makinelerin var mı bilmiyorum. Var yorganlama ayağı da. Kapalı mı? Yuvarlak. Tamam. Kapalı galiba. Evet. Olabilir. Hani olmayanlar ne yapacak derseniz tamircileriyle görüşebilirler, makine servisleriyle. Bir aparat takıyorlar makineye. Bu ayakları kullanabiliyorlar. Aa, çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki eski usul sarsalar olmaz mı? Olur. Yalnız olur. Çok ayak, şu indirme kaldırma ayağını çok kullanırlar. Bunu da kullanmayacaklar. Şimdi göstereceğim. Anladım. O yüzden zaten bugün kendi makinemi getirdim. Buradaki makineden emin olamadım var mı yok mu diye. Tanımadığın için tabii bilemezsin ne yapıyor ne yapmıyor. O yüzden kendi makinemi getirdim. Evet. Ben evde bununla sarıyorum. Hatta dantelleri de artık bununla sarıyorum. Oh ne güzel. Sürekli kaldırma, indirmede yani kavisli dantel sararken de yorganlama ayağını kullanabilirler. Çok güzel. Hemen onu da göstereyim. Ben sararken gidebilirsiniz. Tamam. Bu ayağı kullanırken bazı çeyizci arkadaşlar dişlisini düşürüyorlar. Alt dişliyi ama ben düşürmüyorum. Gerek duymadım. Niye düşürmüyorum? Bence o alt dişli kumaşın itiminde yardımcım oluyor. Öbür türlü ben itmek zorundayım. İstediğim görüntüyü elde edemedim. Evet. Heyecanlandım. İpi takamadım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İpin için şey vereyim mi? Kavanoz vereyim mi? Yok yok, arkadaki ip için kavanoz vereyim mi diyorum. Yok yok, hayır gerek yok. O gerek düşmez. Yok mu? Düşmez. Evet. Genişliğini 0.8 olarak ve 2 olarak kullanacağım. Nasıl diyeyim? Adımları milim olarak 2 milim olacak. Sarma sıklığı da 0.8 olacak. Ben öyle tercih ediyorum. Kendilerine göre, burada bıraktıkları orana göre kullanabilirler. Doğru. Şimdi kamera yaklaşırsa ayağımı göreceksiniz. Şu anda ekranda var. Evet. Işığı kapatırsak makineyi çalıştıramayız. Işığı kapatamam maalesef. Çok mu hiç gözükmüyor maalesef. Değil mi? Işığını kapatamam. Gayet güzel görünüyor ekranda ya. Tamam. Yap sen. Acaba döndürünce mi daha rahat alırım diye. Evet, şöyle olursam galiba daha rahat gözükecek. Bakın ayağı kaldırmadan hareket ettiriyorum. Evet. Öbür türlü, isterseniz öyle de deneyebilirim. Öbür türlü sık bir şekilde ayağı indir kaldır yapacaktım. Yok, hiç gerek yok. Böyle daha rahat ve güzel. Daha yakına girme şansımız var mı arkadaşım? O iğnenin batıp çıktığını görebilirsek eğer, sen çalışmaya devam et Şeyma'cığım. Evet, ben bu arada birkaç tane mesaj okuyayım. Kamera sende devam etsin. Selamünaleyküm Mukadder Hanım ve aleyküm selam. Ben İstanbul'dan Oya. Yaşım 73. Artık ellerimdeki karpel tünel sebebiyle artık şiş ve tığ bana yasaklandı. Eyvah. Üzgünüm, elimle güç isteyen şeyleri yapamadığım için obje boyamalarına yöneldim. Bu hafta size yeni boyadığım duvar süsümü yolluyorum. Sizi ve hocalarımı kucaklar, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Ama boş durmayı sevmediğiniz bakın buradan belli. Birini yapamıyorsak doktor birini yasakladıysa diğeri. Birini yapamıyorsak diğeri. Oya Hanım, Rabbim sağlık versin ama üzülmeyin. Bakın ne kadar güzel olmuş. Çok güzel olmuş bu tablonuzda.
Ellerinize sağlık, ellerinize, emeğinize sağlık. Güle güle, iyi günlerde kullanın. İstanbul'a Oya Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Selam canlar, ben Antakya'dan Hatice. Mukadir Hanım, şu torunların siparişleri hiç bitmiyor bende. Dayanamayıp dikiyorum. Elimde olan bu kumaşı da böyle değerlendirdim. Allah'a emanet olun demiş. Evet Hatice Hanım, torunlarımız öyle isterler. Bir şeyleri yapabiliyorsanız zaten arkası bitmez. Elinize sağlık. Güle güle kullanın. Antakya'ya Hatice Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Mukadir Hanım, ben Sürmene'den Emriye. Sizi severek izliyorum. Bunlar benim eski ördüğüm modeller. Yeniden ördüm. Beğendiniz mi? Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Ellerinize sağlık. Ben her zaman söylüyorum. Yapılanın hiçbir zaman kötüsü olmaz. Çok da güzel olmuş. Güle güle kullansın kime yaptıysanız eğer. Sürmene'ye, Emriye Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Merhaba Mukadder Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Geçen hafta yoktunuz, tekrarı vardı. Evet, geçen hafta Cumhurbaşkanımız buradaydı biliyorsunuz. Daha önceki haftadan zaten duyurumu yapmıştım ben. Cumhurbaşkanımız gelecek, açılış var diye. Hayranlıkla izledim ben de. Oturdum o saatte viyadüğün açılışını falan. Şahane hepsi. Yakından gidip göreceğim inşallah. 100 kere de izlesem diyor, sizi çok seviyorum diyor. Sizden telefon kılıfı örneği istiyorum. Yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ankara'dan örgü manyağı Sebahat Ergeç. Sebahat Hanım, biz daha önce yaptık telefon kılıfını. Eğer YouTube'dan araştırma şansınız olursa bir araştırın. Pullu telefon kılıfları ördüler daha pullu önceden. Pullu ördük, pulsuz ördük. Pulsuz da ördün değil mi? Ben katipten ördüm. Hasır modelinden, evet, çaprazlama yaparak. Tarihini çok hatırlamıyoruz ama siz YouTube'dan eğer geriye dönük programlara bakarsanız çok da eski değil zaten. Şurada son iki sene öncesi falan diyebilir miyiz Berna'cığım? Oldu o kadar. Oldu mu o kadar? Pandemiden önceydi, üzgünüm. Pandemiden önceymiş. Girince seneyi tamamen kaybediyoruz. Ama sizin için biz bir ara bir tane daha yaparız olmazsa, neden olmasın. Farklı bir şey bulalım inşallah, onu uygulayalım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Size de Ankara'ya, Sebahat Hanım'a selam olsun efendim. Mukadder Hanımcığım, hayırlı yayınlar. Bu da benim 20 yıllık şişlerimin kılıfı demiş. Wow, 20 yıl önce dikmiş. Görmek istiyorum. İsmini yazmamış. Ama o kendini biliyor nasıl olsa. Güle güle, iyi günlerde kullanın. Çok güzel olmuş. Selamünaleyküm Mukadder Hanım, iyi yayınlar. Ve aleyküm selam. Geçen hafta erkenden mesaj atmıştım ama program yokmuş. Ay kıyamam size ben. Konuklarınıza da merhaba. İyi ki varsınız. Ve her hafta görüyoruz ekranlardan sizi. Sizi seviyorum. Ben de iğne oyası yapıyorum. Instagram hesabımı da söylerseniz sevinirim. @hanımeli_iğneoyalarım. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Kahramanmaraş'tan Firdevs ben demiş. Firdevs'cim öpüyorum seni. Kahramanmaraş'a sana kucak dolusu selam olsun. İğne oyaların gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Harikasın. Evet, Türkiye'nin her yerinden mesajlarımız geliyor. Dünyanın diğer ucundan geldiği zamanlarda oluyor tabii ki. Mukadder Hanım, hayırlı işler. Ben Samsun, Bafra Sürmeli Organik Köyü'nden Gül Döndü Turan selamlar demiş. Ay kıyamam. Bir de oradan güzel kısacık bir video atmış bize. Bir derenin akışını çekmiş herhalde. Gül Döndü Turan'a, Bafra Sürmeli Organik Köyü'ne bakar mısın Berna'cığım? Ne kadar güzel, harika. Şahanesiniz. Kucak dolusu selam olsun efendim bizden. Çok güzel bir yer. Belli mi olur bir gün yolumuz düşerse? Biz de oraları görürüz inşallah. Selam olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Ben Konya'dan Ayşe. Örgülerimi gösterirseniz sevinirim demiş. Evet, hobiler Ayşe diye de yazmış. Aa, güzel, çok güzel. Amigurumiler yapmış Ayşecik. Selam olsun bizden de size. Bu da benim çeyizimden kibritlik. Kibritlik derdik. Evet, doğru.
böyle olurdu. Bak şimdi ekrana gelecek. Maşa torbası vardı. Onu söyleyecektim. Onu ya maşa torbasını bilmiyorum da oklava kılıfım vardı benim. Oklava kılıfı hani ne kadar şey bilmiyorum ama maşa torbası gerçekten çok işe yarayan bir aletti. Evet. Belimize takardık. Çünkü ya bahçeye asılırdı ya balkona ya dama vesaire asılırdı. İçi maşa dolu. İşte asarsın. Sonra çamaşırı toplarken o maşaları onun içine koyardın. Diyorsun. Mandal diyorsun. Mandal torbası benim de vardı. Evet. Eskiden vardı. Kibritliği gösterebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Eskileri yad ediyoruz bugün. Kullandık zamanında ama bazı fotoğraflar gelemiyor. Ben, bu da onlardan biri galiba. Geldi mi? Görmedim ben ama. Ben de görmedim. Evet. Gelemeyebilir belki. Hemen iyi günler Mukadder Hanım. Ben Selçuklu'dan Gülşen. Bu da benim Anglez salon takımım. Comek'ten demiş. Ay evet ya, dantel Anglezlere ben bayılıyorum gerçekten. Çok güzel. Muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Süper olmuş. Şeyma'cığım, söylemek istediğim şey var mı bu yaptığın iş üzerine tekrar? Hayır. Tamam, o zaman sarımı, devam et. Biz evet, görüyoruz zaten sarımın seni. Sarımın sonuna yaklaşıyorum zaten. Tamam, bitirince kamera sende şu anda. Tamam. Devam ediyor. Bitirince yine bakarız. Hayırlı programlar Mukadder Hanım. Kolay gelsin. İstanbul'dan Selda Pekel Göçen. Kızıma kışlık hırka bitmek üzere demiş. Örgü örüyor o da. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Selda Hanım. Selda Hanım'a İstanbul'a kucak dolusu selam olsun efendim. Evet, uzun uzun bir mesaj yine. Ve tabii ki kimden olabilir? Hamiden'den. Aynen öyle. Selamünaleyküm canlarım demiş. Ve aleykümselam. Ekranlara ve evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, mutluluk versin. Biz sizi görünce mutlulukların en büyüğünü yaşıyoruz. Berna'mızın da, Şeyma'mızın da emeğine, ellerine sağlık. Ellerinin değdiği yerlerde güller açıyor. Maşallah, barikallah demiş. Allah Celle Celaluhu nazarlardan korusun. Bugünkü işler de harika. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Mukadder Hanım, sizin de fikrinize, dilinize sağlık. Siz olmasanız onları tanıyamazdım. Ekip dahil hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben size hayatınızda ve işlerinizde başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. İşte size son sözüm. Daima sizde gözüm, adresim size malum, imzamı atmıyorum. Tanıdınız mı ben kimim? Sizleri çok seven birisiyim. Selam, sevgi ve dua dileklerimle hoşça kalın, dostça kalın demiş Yeşil Gönen'den. Bazen Gönen'den. Telefonla konuşuruz. Bir telefon boyu dua eder. Ay kıyamam. Allah razı olsun. Ya zaten biz o bizi sevenlerin dualarıyla ayaktayız. Allah'a şükürler olsun. Dualarınızı hiç eksik etmeyin üzerimizden. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum Gönen'e. Hamide Hanım'a kucak dolusu selamlar inşallah. Bizden de size sevgiler, selamlar olsun. Seviyoruz hepinizi. Bizi izlediğinizi biliyoruz ve inanın kamera karşısına geçtiğim zaman sanki sizlerle konuşuyormuş gibi oluyorum ben de. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Biliyorum çünkü oralarda birileri bizleri sürekli izliyor. Bitti mi Şeyma'cığım? Hemen bakalım. Ay bu kadar kısa. Evet, bu kadar sürede. Kısa sürede. Maşallah. Biraz ayağın vermiş olduğu bir kolaylıkla. Evet. Çünkü evet. Gerçekten hiç indir, bakın şu indir kaldır hareketini hiç yapmıyoruz ayakta. Yapmıyorsun. Evet. Evet. Yapmadığın için annenin sürekli... bir sözü var, hep söyler, alet işler ele önür diye. Aynen. Aynen öyle. Ama değil. Onu sen yönetiyorsun evet. Tabii ki aynı zamanda. Çok da düzgün sardın. Evet. Çok bakın, güzel olmuş. Üstünde iplerimiz var. Onları temizleyeceğim. Dikkat evet. Ederseniz kenarlarında hiçbir çıkıntı yok. Aynen bıraktığınız öyle. Milimden dolayı. Süper. Bu şekilde sarabilirler. Ellerine sağlık evet. Şeyma'cığım. Öğlen gideceklerse misafirliğe hediyelere hazır. Hemen bir tane alıp gidebilirler değil mi? Evet, aynen. Hemen sandıkları değişsinler. Evet. Eski kaneviçelerden sakladılarsa evet. Eğer. Ben benim... o kadar çok biriktirdim ki. Biriktirdin mi? O kadar çok bohça bohça biriktirdim. Oh. Kimde bulursam oh. İstiyorum, yapacak bir şey yok. Ne güzel. Evet. Harika, ben bir tane bile kendi çeyizimden hiçbir şey bırakmamışım. Yani hep. Aa, ben biriktirdiklerim kendi çeyizimkileri zaten kullanıyorum. Onlar çok güzel duruyorlar. Çok yani. Şey yaptım. Ben atanlarınkini topladım. Kullanmadıklarımı evet, hep hocam. Vermişim.
Ama ben de eş, dost, arkadaştan dediğin gibi sağ olsun Necla'cığım bana bir sürü şey kaneviçe getirdi. Onlardan ben de bir şeyler inşallah böyle yapacağım. Ya evet, değerlendirebilirler. İşleme şu an hani yumak almayayım efendim, birkaç tane alacağım ama böyle kalan... Yumaklar hani, ne kadar pahalı. Evet, çok pahalı. Hani yani işlenen güzel oluyor ama... İnsanın dudağını çıplatıyor yani, o kadar pahalı ki artık. Şu an her şey çok pahalı olduğu için evet, biraz tasarruf edebiliriz. Aynen öyle. Hem ucuz, evet, çok ucuza mal etmiş olacağız. Tabii. Sadece havluya, havlu tabii fiyatına. Makinesi evet olanlar için tabii ki evet bu. Peki makinesi olmayanlar için elde yapabilecekleri bir şey var mı böyle kaneviçe transferlerine? Onu bir araştırayım, bir bakalım. Tamam. Başka bir seferinde. Bir dahakine ben sana elden nasıl bir şey yapabiliriz onu, evet, da. Evet, onu da bir yapalım. Bulalım yani inşallah. Hani çok bir nakış. Eskiden elde sarma yapılır da ama. Hani, tabii o var biliyorum bu kaneviçenin da. Kaneviçenin kenarına nakış uygulaması yapılarak belki aktarılabilir. Belki onda Hatice Hocam daha yardımcı olabilir. Aa, bir görüşelim. Evet, doğru hani söylüyorsun. Hatice Hoca ile yapabiliriz. Evet, evet, yani hani onu değerlendirebiliriz. Doğru. Çünkü çok doğru, hani yalan değil, bir nakış bilgim yok. Sen makinede çünkü yapıyorsun. Evet. Yani transferler yapıyorsun. Bir de senin en çok çeyiz ürünlerin mefruşat üzerine. Evet, yani bir de hiç kursa gitmedim zaten. En çok istediğimdi nakış kursu. Annem de dedi ki hayır gitme, bak sen burada her şeyi öğrenirsin zaten. Ama nakışı öğrenemedim. Yanına da gerek yok zaten, boşver. Öyle olacağım. Belki Hatice Hocam yardımcı olur o konuda. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Yani, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım benim, sağ olasın. Evet Berna'cığım, ne yaptık? Kamera sana gelene kadar ben bir iki mesaj daha tamam, okuyayım. Olur. Selam arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar olsun inşallah demiş. Aleyküm selam. Bu da benim telefon koymak için yaptığım Hippo kutusundan yaptığım telafi Hülya Koçyiğit Adana. Evet. Ay şey, ben markamı söyledim şu anda. Ay inanmıyorum. Özür dilerim. Marka yazmayalım olur mu? Bakın ben de yanlışlıkla okudum. Yani bir deterjan kutusundan herhalde kesmiş yapmış. Ellerinize sağlık. Adana'ya Hülya Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Bir de tığ oyası göndermiş bize. Evet Berna'cığım, ne yaptık? Şimdi ben ilik yerlerimizi hazırladım. Bantlarını hazırladım. Üst kısımlarına üçer ilmekten ilik koydum. Aha. Düğmelerimizin geçeceği boyutta. Hı hı. 14 sıra burada sık iğnemiz var. 3 sıra da sonrasında sık iğnemiz var. Evet. Bunlar tam üstüne kapanacak şekilde yapmadım. Şöyle durmasını istiyorum. Evet. Biraz farklı durmasını istiyorum. Boşlukta durmalı çubuk. Benim aha için. Her birinde de üçer sık iğneden, üç zincirden, tabii üzerine sık iğnesini de battığım için zincirimiz var. En son hala daha hiç ipi koparmadım. Maşallah. Senin başından de bu şeyin başından beri. Benim hocalarımın hepsi öyle. Kendi dallarında hepsi çok. En son bu kısımda maşallah ters sık iğnemi şurada bitirince ipimi kopartacağım. Hatta koparmayıp buradan aşağıya da gelebilirim. Ha, evet, oraları yapabileceksin. Evet, evet, doğru. Mecburen bir yerde kopacak artık. Bakalım nerede kopacak. Şöyle ters sık iğnemizi, evet, yine buraya ters sık iğne. Ben çok seviyorum. Hem toparlayıcı oluyor örgünün evet kenarında. Evet, doğru. Gereksiz esnemeleri önlüyor. Hı-hı. Küçük böyle tomurcuklar hoş oluyor. Evet. Sık iğneyle, ters sık iğneyle de olsa, normal tığ işleriyle de olsa örgünün ebatı birebir uymadığı için, eğer örgünüz genişse işte 3 ilmekte falan bir tane atlayarak. Evet, toparlayabilirsiniz tabii, değil mi? Tabii toparlayabilirsiniz. Hepsine evet bassaydım eğer daha sünük açık bir ağız olurdu. Hı hı. Şimdi buradan ben kaydırmayla hemen ipimi buradan aşağıya alıyorum. Buradan kaydırmayla evet ortaya gelelim. 3 bölmeli yapmak istiyorum. Sadece orta bölmeyi biraz dar yapmak istiyorum. 2 büyük bölme, 1 küçük bölme gibi evet olsun istemiştim. Hı-hı. Şimdi arzu ettiğimiz yere kadar buradan zincirle kaydırmamızı yapalım. Ben şeyden getireceksin zannettim. Üst kapaktan sen alttakinden kaydırıyorsun. O da olur, o da olur aslında. Nasıl? Değil mi? Ha buradan kapat, ha buradan kaydırırsam ağzını kapatmış olurum ama. Yok yok, ağzını kapatmadan. Ha buraya ters sık iğne yaptım ya. Ha. Onun için orayı bozmadım tamam şu anda. Tamam.
Evet, bu kaydırma tekniğiyle her yere gidebilirsiniz. Birçok örgüde. Her yere yürüyebilirsiniz. Çok işimize yarar gerçekten. Evet, mesela şu hizaya geldim mi? Şunun hizasına gelsem. Mezra verebilirim istersen. Yok, ben ilmek takip ediyorum. Ha, tamam. İlmekler bizim sayacımız. Ben şöyle hizasına bakalım. Evet, son bir tane daha yapacağım. Tamam. Bu arada Kadir abinin ceketine de bakacağım, merak etmeyin. Ben de ona baktım. Onun ilmek hesaplamasını yapalım siz. Evet, ilmeklerini sayın onu. İlmek hesaplamasını yapalım. Şimdi buradan aşağıya doğru iniyorum. Kaydırma tekniğiyle hemen gözümüz, birinci gözümüz hazır olsun. Hizamızı da kaçırmayalım. Büyüklü küçüklü arzu ettikleri yerlerden bölebilirler. Orada da kol hesaplaması yapacağız. Evet, onu da gösterelim izleyicilerimize, olur mu? Tabii, gösterelim. Ne kadar ilmek kesileceğini, işte kolda sağda solda ne kadar kesileceğini anlatmış oluruz bu arada. İlmeklerimi düzgün takip ediyorum ki hiç eğim olmasın ön yüzde diye. Wow, tam 110 ilmek omuz. Kol genişliği 110 ilmek mi? Bilek genişliğine de bakalım o zaman. Evet, onu da bir ölçelim. Tamamdır. Mezun vereyim. Yok yok, şey, şu şeyi ölçüp kaç ilmek olacağını. Tamam. Bunu arkasında temizlerim artık. Mezurla ölçeceksin. Bu birinci mezurla kez hazır. Mezurla mı ölçeceğiz? Yok yok, hayır. Değil. Normal düz hale getirelim ilmeği. Ceketine ne kadar denk geliyorsa. Biraz kenarlarına boncuk detayı yapmak istiyorum. Boncuk. Ha, süsleyeceksin. Biraz süslü olmasın mı? Olsun tabii ki. Şöyle. Bakalım. Aşağı yukarı şu kadar yeter. Şöyle aldım. Hemen ikinci bir boncuğumuzu buraya bağlayalım. Düğümleri birbirinin üzerine 3 kere falan attığımızda o düğüm yeri artık büyüyor. Kocaman bir düğüm olmuş oluyor. Çözülmez. Boncuğumuzdan çıkmıyor. Evet. Şöyle. Hemen bir sap daha yapalım. Daha önce ikili zincir olarak yaptığımız teknikten güzel bir sap yapacağım şimdi. O tekniği de ben çok fazla kullanıyorum. Çift kat iplikle yaptığımız. Hangisini? Çift kat iplikle bir zincir çekiyorum ya. Evet. Onu yapalım. Şöyle. Eşit boyda olsa da olur. Çok olmasa da olur. Çok fark etmiyor. Boncuklar uçuyor bugün, yalnız. Evet. Kalsın bu Kadir Hanım. Var fazlasıyla yanında. Var mı? Hiç tamam. Rahatsız olmayın. Estağfurullah. Şöyle. Onları nerelere takacağım dedi? Şimdi bunları saplarına takacağım. Şöyle iki tane bu tarafa yeterli. İki tane de diğer tarafına yaparım. Tamam.
Tamam. Sapı hazırlarken. Hı-hı. Şimdi sapımızın boyutunu belirleyelim burada. Şöyle aşağı yukarı. Şöyle olduğunu düşünürsek. Şöyle. Ay onlar duvarda çok şık duruyor gerçekten. Değil mi? Evet. Şimdi aşağı yukarı şu kadarı ikiye katlasam bana yeter. Buradan çekebilirim. Yumaktan gelen kısmından örüyorum. Diğerini buraya ayırdığım kısımdan kullanacağım. Şey gibi, ilmek atarken hani ayırıyoruz ya. Ayırdığımız gibi. Onun gibi. Evet, uh-huh. Aynen. Bu çift zincir oluyor. Çok da hoş oluyor. Biraz şeye benziyor. Dantel anglez işine benziyor. Değil ama, kesinlikle evet. Değil. Dantel anglezin işini ayrıca severim. Onu da çok kullanıyorum. Hı-hı. Ama bu çiftli zinciri de çok kullanıyorum. İkinci ipi, yani sağ tarafta bıraktığımız boşta olan ipimiz, hı-hı, bu aşağıda duruyor. Onu tığımızın üzerinden dolayıp zincir çekiyoruz. Aşağıdaki o boşta olan ipi, boşta olan ipi tığın üzerine doluyoruz. Ötekinden ve zincir çekiyoruz. Çekiyoruz. Doluyoruz ve zincir çekiyoruz. İkisini bir arada. Oo, süper. Bakın şöyle yuvarlak, evet, boyutlu, hı-hı, bir zincirimiz oldu. Burada aşağı yukarı iki katı ip ayırmaları yeterli. Kullanmak istedikleri miktardan. Aa, tabii ben çok özür diliyorum. Buraya şeylerimi bağlayacaktım. Neleri? Boncuklarımı Boncukları koyacaktım. Bağlayacaktın. Biz araya gidiyoruz. Koyacaktım. Tamam. Aradan döndükten sonra yeniden devam edelim. Devam inşallah. Evet sevgili izleyenler, kısa bir ara. Evet, aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Süremiz ne kadar kaldıysa onunla devam edeceğiz inşallah. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Ben Konya'dan Hatice Aktaş. Sizi iple çekiyorum. Maşallah size demiş. Evet Hatice Hanım, gerçekten sizin iğne oyalarınıza da ben bayılıyorum. Harika bir broşla tesbihlik olmuş. Şahane. Ellerinize sağlık. Selam olsun bizden size. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Ve aleyküm selam. Ben de bunu torunuma örüyorum demiş. Sizi sürekli izliyorum. Ellerinize sağlık. Ben Sinop'tan Zekiye. Wow, Sinop'a, Zekiye Hanım'a selam olsun efendim. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Evet, belirli bir yaştan sonra torunlara çalışılıyor. Başka çare yok değil mi? Çok güzel şeyler gelmiş. Amigurumiler gelmiş. Hemen bakalım kim göndermiş. Merhabalar Mukadder Hanım. Hoca Cihan'dan Mükerrem Özbudak ben. Kızım Nisanur'un ördüğü amigurumi oyuncakları gönderiyorum. Programınız harika. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Hobici kardeşler Instagram adresi de. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuşlar. Hepsi birbirinden güzel Nisanur'un. Hakikaten ellerine sağlık. Şahane olmuş. Ben onu bir ara almak isterim buraya. Neden olmasın? Evet. Bu da benim çeyizimden kibritlik. Merhaba, ben de çaydanlık ve tüp örtüleri de var demiş. Harikasınız. Valla neredeyse hepsi bir... kibritlik geldi bak şu anda ekrana. Evet. Aynı böyleydi işte, bu modeldi. Başka evet. Model yoktu. Onu biz değiştirmeyi de herhalde akıl edemiyor muyduk? Ne yapıyorduysak o zamanlar. Bir kişi çıkartıyordu ortaya. Haydi herkes aynısından yapıyordu. Çünkü günlerde otururken. Değil mi? O evet. Mutfak önlüklerini örerdik. Berna, bir de önlüğün üzerine üçgen şekilde tekrar eşarp gibi bonesini, bir şey daha bonesini de örerdik. Takım halde yani mutfağa girerken saçlarına onu takacaksın. Önlüğü de giyeceksin. Öyle gireceksin diye. Çeyizlerimizde neler vardı, neler hakikaten. Dediğim gibi oklava kılıfı da vardı. Ama oklavalar hakikaten yere dayanarak konulduğu zaman eğrilebiliyor zamanla. O kılıf örüp de asmak, kapı arkasına asmak
çok mantıklıymış aslında. Ben onun da kıymetini bilmedim. Sonradan oklavalar yamulduktan sonra anladım. Neden onu biz örmüşüz? Saçma gelmişti bir ara ama ne olacak, bu oklavayı kılıfın içine koyacaksın ondan sonra asacaksın diye. Fakat hakikaten ilk icat eden onu düşünmüş de icat etmiş. Gerçekten yararlı bir şeymiş. Hayırlı günler abla, ben Konya Ilgın'dan Vasfiye, nasılsınız? Bunlar da benim yaptığım işler, yayınlarsanız sevinirim demiş. Evet, hepsi de birbirinden güzel. Pike var, seccadeler, iğne oyaları, çeşit çeşit şeyler göndermiş Ilgın'a. Vasfiye Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Elimden geldiği kadar hepsini okuyup ulaştırmaya çalışıyorum. Berna'cığım ne yaptık? Sana gelelim. Güzel bir şey yapıyorum ben ama iğnem düğmemden geçmiyor. Kalın makromeye göre iğne getirmiştim. Burada değişik bir şekilde de bir iğne taktım. Onu da izleyicilerimize göstermek istiyorum. Çok kalın böyle iplikleri iğneye sokmak için. Bunun bir incesi var. Onun bir incesi de takarken gösterelim. Ucuna bant mı yapıştırdın? Bant yapıştırmadım. Önce şunu geçiyor mu kontrol edeyim. Bu geçiyormuş. Nasıl geçiyor? Kağıdın arasına. Ha. Üçgen büküyorsunuz. Şu şekilde. Sonra kağıtla geçiriyorsunuz. İpinizi kağıt tutuyorsunuz. Çabucak kağıdı geçiyor sert olunca. İpinizi çıkartıyorsunuz. Kağıdınız orada kalıyor. Süper. Gibi inşallah bu geçer. Bantı görmüştüm de onu görmemiştim. Geçmezse ne yaparız? Tabii bol bol bütün iğnelerimizi deneyeceğiz şimdi. Bu evet. Daha ince. Geçmedi mi iğne? Geçmedi. İpliği ayıralım mı? İpliğim örgü makrome. Ayrılan makrome değil. Evet. Ben olmadı düğmeleri sonra dükkanda başka örgü ipiyle. Aha. Örgü ipiyle mecburen dikmek zorunda kalabilirim. Şöyle kağıtla hemen sokuvereceğim. İnşallah geçeceksin bakalım. İğne oyasından yüzük yapmışlar, iyi mi? Kağıdımızı aldık. İnşallah bu geçecek. Bu biraz daha ince. İnşallah geçer. Evet. Hadi bismillah. Evet, bu geçti. Tamam. Keşke geçirmeseydim ama. Ne oldu? Kumaştan geçirmeden geçirdim ya denemek için. Evet. Şimdi hemen şuraya düğmemizi dikelim. Tam şöyle dikmek istiyorum. Biraz örgüde de zor geçecek herhalde. Özellikle ipin içinden geçirdim. İpin kendi katından geçirdim. Kaçmasın tutsun diye. Tutsun diye, evet. Tabii tutsun diye. Şöyle. Geçti, bu kadar geçtikten sonra zaten birer tane geçirsem yeter. Muhtemelen zaten ikinci geçmeyecek. Dar yani. Ay, İpimiz şu şeyi çok kalın. İşlediğimiz gün aklıma geldi şimdi. Kaneviçeyi değil mi? Evet, o deliklerden geçireceğiz. Onun hep ucuna bant yapıştırıyorduk değil mi? O zaman ucuna. Tabii o zaman iğne kullanmamıştık. Sadece ipin kendi ucuna bant yapıştırmıştık. Evet. İpi kullanmıştık. Ama gerçekten sadece. Tablo gibi harika duruyor orada. Evet. Hadi evet. Bakalım ikinci de geçiyor mu? Yok, birinci dört delikli ya. Birinci evet. Birer tamam. Tane geçirip bırakacağım dört zaten. Dört delikli ise birer tane aha. Yeter zaten. Tutar o da onu. Tutar bu bunu. Hı-hı. Düğmemiz hazır. O kadar kalın bir iplik ki yani kopmasına imkan yok. Bir makrome ipinin. Bir de örgülü makrome bunlar. Kendi evet. İçinde de örgüsü var onun için. Çok sağlam. Bunlar sünmez herhalde değil mi? Mümkün değil. Bakın normalde birinci, yoksa haroşa süner yani. Birinci. Evet. İliğimiz şöyle hemen ikinciyi de dikelim. Ha sen onları dikerken ben kalan mesajlardan olur. Okuya durayım o zaman. Bunlar da benim iğne oyası yüzüklerim. Konya Bosna'dan selamlar demiş izleyicimiz. Yüzük aparatının üzerine iğne oyasından çiçekler yapmış. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Harikasınız. Selam olsun. Selamlar, sevgiler bizden size. Hemen hayırlı günler Mukadder abla. Ben Konya'dan Güllü. Bunlar da benim sipariş üzerine yaptığım iğne oyası yüz örtülerim. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Çok ağır değil mi yüz örtüsü için bu iğne oyaları?
çok güzel olmuşlar. Ellerinize sağlık. Rabbim hayırlı, bol, helal kazançlar versin. İşinizi düzgün yaparsanız, yaptığınız sürece zaten müşteriniz her zaman olacaktır. Allah kolaylıklar versin Mukadder Hanım. Bu dantelli pike nevresim takımlarını Bolu'dan Özlem Sağlık arkadaşım yapıyor. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ben İstanbul'dan Selda Pekel Göçen. Evet, örgüsünü göndermişti daha önce. Bolu'daki arkadaşının gönderme imkanı yok mu? O kendisi de yapıp gönderebilir arzu ederse. Ellerine sağlık. Kolay gelsin ona da, size de. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Ben Ankara'dan sizi hiç kaçırmadan izleyen Remziye. Konuklarınıza da selamlar. Makine ayağına hayran oldum. Biz bir arada kasnakla sarıyorduk. Bizden geçti de gençler kullanır inşallah. Tekrar tekrar selamlar, sabırsızlıkla bekliyorum sizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ankara'ya Remziye Hanım'a da kucak dolusu selam olsun. Evet, eskiden kasnaklarda sarılırdı. Şimdi yorganlama ayağı, hemen sana bunda söz oldu. Normalde şey sararken yine kasnak geçiriyor musun? Pikelerde sararken mi? Normal kumaşa sararken. Evet, ben kullanıyorum. Niye şöyle? Çok rahatlık oluyormuş kasnak. Bilmeden denedim. Gerçekten? Evet, bilmeden denedim. Hani bu büyük kanevçelerde biraz zor oluyor ama ufak kanevçelerde kasnağın sadece kumaşı değil, sadece kasnağı hareket ettiriyormuşum. Evet. Çok rahatlık. Bu ayakta da onu kullanabilirler. Onu demeyi unuttum. Yani hatırlatmış oldum. Yani kasnak hala işimize yarıyor. Yarıyor, yarıyor. Ben kullandım. Hatta annem dedi ki, ya evet, gerçekten iyi oluyormuş dedi. Evet. Ben hani kasnak gergin duruyor. Yani şuradaki evet. gibi. Ama evet. ben onu ters şeklinde kullandım. Ha, anladınız mı? Anladım. İçini. Evet. Aha. içini kullandım ki burada o potluğu oluşturmasın. Evet. Kumaş direkt makinayı öptü. Öyle olunca üstünü sardı. Bir ara ondan da yaparız. Neden olmasın? Olabilir. Tabii tamam. Bugün hiç aklıma gelmedi. Yani sonra dedim ki bunu böyle gösterebilirim. Kasnağımız burada var da. Yani zamanımız yetmeyebilir. Zamanımız da yetmeyebilir. Hani yanımda bak, boş kasnaklar var. Şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle. Tamam. Nasıl şey yaptığımı. Bunun ha, için... Nasıl yapıldığını. Evet. Bunun için çıkartabiliyor muyum? Çıkartabilirsin tabii ki. Çıkartamıyorum. Bunu çıkartayım. Lastikli. Evet hocam. Lastikli asılabilirsiniz. Öyle mi? Ha ha. Tabii tabii. Benim bayağı bildiğiniz eski kasnaklarda. Plastik ya. Biraz zor mu çıkıyor? Tabii tabii. Zor çıkıyor, zor giriyor ama yapacak bir şey. Yani benim evde annemin eski kasnakları vardı. Bunlarda kumaş gerdirmek çok zor Şeyma hocam yalnız. Şey yok, vida ve sıkıştırma ayarı olmadığı için bunlar sadece, biraz dekoratif amaçlı. Evet, doğru. Hı. Sadece şeyini göstereceğim zaten. Şimdi birini şu şekilde koyup birini... Makinede nasıl tuttuğunu göstereceğim. Evet, makinede nasıl tuttuğunu göstereceğim. Onu başka bir programda hiç aklıma gelmedi. Kullanabilirdim gerçi. Hı hı. Geldikten sonra aklıma geldi. Ben evde bunu kullanıyordum diye. Ama kasnaksız da yapılabiliyor. Yani bu ayağın sayesinde değil tabii mi? Tabii bu ayağın sayesinde. O ayak olmazsa kasnaksız sarma yapamaz mısın? Onda da kullanabilirler. Düz ayağı makineye geçirebiliyorlarsa, hani hı-hı. ayağı biraz kaldırıp geçirebiliyorlarsa hı-hı. onda da kullanabilirler. Bakın geçirdim. Evet. Makinamı da bir açayım. Nasıl kullandığımı da göstereyim. Başka bir tamam. programda onu gösteririm. Tamam inşallah. Evet. Tabii. 5 dakika diyor. Eyvah. Biz de tam böyle iş yetiştirme moduna geldik. Evet. Şimdi ben ayağımı bir çıkartayım. Şu an çünkü bu kasnak dekoratif amaçlı dedi ya Berna hocam. Aha. O biraz benim buraya büyük geldi. Ha. Evet, ayağı üstünden takacağım. Ama... Bu arada Mihriban mesaj atmış bize. Merhaba Mukadder abla, ben Mihriban, hocalarımıza selamlar. Bu takımdan tekrar örüyorum. İlerleyen haftalarda programda da inşallah göstermeyi düşünüyorum demiş. Ekranın bir köşesine geldi şu anda. Mutlu olmazsınız, şöyle tutabilir misiniz Mukadder Hanım? Evet. Hangisini? Şurayı mı? İkisini de tutsanız olur. Tamam. İki elimi kullanacağım çünkü. Tamam. Şu şekilde. Mihriban'cığım teşekkür ederiz.
Bizi izliyorsun demek ki. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş takımın. İnşallah sen birkaç hafta gelmeyeyim de sonra geleyim demiştin. Çağıracağım seni önümüzdeki haftalarda, ona göre. Haberin olsun. Tamam. Şu şekilde bağladım zaten. Bunların da uçlarına birer tane boncuk takarız. Evet. Ankara'dan Filiz Söylemez Hanım, ben hala kullanıyorum demiş, mandal torbasıyla evet. Mutfak önlüğü göndermiş. Ne kadar güzel. 30 yıllık diyor, mandallık diyor. Ankara'ya Filiz Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Evet, ben de çok uzun süre kullandım balkona çamaşır sererken. Hı hı. Ben de öyle. Şimdi çamaşır bahçelerinde evde öyle bir ihtiyaç olmuyor. Evet, evet. Evet, evet, şu an Şeyma gösterecek. Yani burada şu an bir kanevçem yok ama evet. Kasnağı getirdim. Bakın rahatça hareket ediyorum. Evet. Görünmüyor. Evet. Ben de fark ettim. Normalde nakış yaparken üst tarafı kullanılır kasnağın, değil mi? Evet. Yani ben kumaşın. Saracağınız ters. Yeri ters, hani altı üste gelmesi lazım. Aha. Ki burada bu kumaş potluk yaratmasın. Çünkü iğne girerken pat 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 ses evet, çıkartıyor. Evet, yapar. Doğru. Bakın şimdi. Pardon. Şekilde rahatça hareket ettirebilirler. Evet. Büyük bir rahatlık. Ben bunu bazen kullanıyorum. Sararken güzel. Rahat ediyorum. O da iyi oldu. Evet. İzleyicimiz teşekkür ederiz. Hatırlattı. Teşekkür ediyoruz biz de kendisine de. Sana da teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Selam Mukadder Hanım. Ben İstanbul'dan Emine. Bunlar da 30 sene önce annemin çocuklarıma ördüğü örgüler diyor. Şimdi torunlarım kullanıyor. Wow, helal olsun. 30 senedir bunu saklayabiliyorsunuz. Ya ben çok şeyim galiba. Hiçbir şey saklamayı bilmiyorum. Harikasınız ya. Ellerinize sağlık. Annenizin ellerine sağlık. Siz de saklamışsınız. Helal olsun. İstanbul'a Emine Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Evet, eskilerden bahsettik. İzleyicilerimiz hep ne güzel. Fotoğraflarını çekip bize gönderdiler. Harikasınız hepiniz. İyi günler Mukadder Hanım. Bu da benim sehpa örtüm yani. Instagram hesabım dantel hayatım demiş. Hiç alanım yok Mukadder Hanım. Çok seviyorum danteli demiş. Alanım yok derken yani satamıyorum anlamında galiba. Çok da güzel dantelleriniz. Teşekkürler, programınız çok güzel demiş aynı zamanda da. Teşekkür etmiş. Teşekkür ediyorum ben de size. Instagram hesabınızı buradan söyledik. Dantel hayatımmış Instagram hesabı. İnşallah buradan size bugün siparişler gelir. Ellerinize sağlık. Hepsi de süper olmuş gerçekten. Bitti mi diye bir yandan gözüne bakıyorum Yunus senin. Malatya'dan selamlar, sevgiler. Berna hocamın yaptığı zinciri döndürerek mi yapıyor? Benimki yuvarlak gibi çıkmadı. Daha yakın çekim alınırsa daha net görürüz. Sizleri seviyoruz, saygılarla demiş. Teşekkürler Malatya'ya, bizden de selam ve saygılar olsun. Hemen hocam cevaplandırın. Tam yuvarlak değil zaten, kare oluyor. Heh. Yani dört köşe gibi oluyor ama boyutlu demek istedim yuvarlak derken. Hani yassı bir düzey değil, kare şeklinde gibi oluyor. O zaman yani doğru. Kibrit gibi düşünün yani. İzleyicimizin kibrit yaptığı gibi. Doğru o zaman. Aha, tamam. Aynen. Tam yuvarlak gibi çıkmıyor zaten. Tamam hocam. Hemen onu görelim. Evet. Erzincan'dan ördüğümüz patiklerimiz demiş. Erzincan'a da kucak dolusu selam olsun. Berna hocamın ütü kılıfıyla gırgır örtüsü de vardı diye yazmış izleyicimizin biri. Evet. Evet. Gırgır örtüsü vardı. Süremiz bitti. Şunu bir görelim, hemen gösterelim. Çok güzel oldu ya. Şahane. Ben daha bire boncuk bağlıyorum. Süssüz olmaz çünkü. Evet. Şöyle. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Bunu asılı olduğu yerde de fotoğrafını çek. Olur. İzleyicilerimize olur. Şeyden önümüz WhatsApp'tan gösterelim. Atalım. Tamam mı? Önümüz tamam. İki hafta atalım. Sağ ol canım benim. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Şeymacığım teşekkür ediyorum. Teşekkür senin de ellerine ederim. Sağlık. Sağ şahane, kusursuz bir transfer yaptın bugün bize. Sağ olasın, var olasın. Evet sevgili izleyenler, kalan mesajları okuyacağım şimdi yayından sonra, merak etmeyin.
Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.